Peki hocam bir soru daha sormak istiyorum. Özellikle anne ile baba arasında kan uyuşmazlığı varsa yine sarılık büyük etmende ortaya çıkacak diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Sarılık için özellikle risk faktörlerimiz vardır. Hangi durumlarda sarılık için bizim için risk faktörü, hangi durumlar? Şöyle söyleyeyim. En yüksek durum fizyolojik sarılık. En fazla karşılaştığımız durum. Bunu geçiyorum. Bunun dışında en sık karşılaşacağımız durum kan uyuşmazlığı. Kan uyuşmazlığı da iki şekilde karşımıza çıkabilir. Bir, ABO dediğimiz AB veyahut da sıfır kan grubu arasında olan uyuşmazlık. İkinci durum ise RH uygunsuzluğu dediğimiz pozitif negatif gruplara bağlı olarak uyuşmazlık. Yani annenin negatif, bebeğin pozitif kan grubuna sahip olması. Bu gibi durumlarda çok daha yüksek oranda sarılıkla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu tip durumlarda gerekirse ışık tedavisi, bazen kan değişimine kadar gidebilecek hastalarımız oluyor. Peki nasıl bir tedavi uygulamamız gerekiyor? Sarılık olan bebeği doktora götürme imkanımız tabii ki var ama doktora götüremeyen bireylerde annelerin nasıl bir şey yapması gerekiyor veya size getirdiklerinde nasıl bir tedavi uygulanıyor? Bundan da bize bahseder misiniz? Şimdi şöyle, evde aslında çok fazla yapacağınız, sarılık olduktan sonra yapacağınız çok fazla bir şey yok. Mutlaka doktor kontrolü gerekir. Fakat Diyelim ki sarılık anne bunu fark olmasın. etmekte geç kaldı veya işte komşulardan, dostlarından bu bebek sarılık olmuş olabilir diyenler oldu. Bu süre içinde doktora gidene kadar ne yapmamız gerekiyor? En önemli şey çocuğun iyi beslenmesi bizim için. Çocuğu ne kadar iyi beslerse anne, çocuk o kadar az sarılık gelişir. Ne kadar iyi beslenirse, sıvısı ne kadar iyi olursa çocukta, sıvı kaybı olmadığı müddetçe çocuğun sarılık gelişme riski düşer. O yüzden annelerin özellikle evde dikkat etmeleri gereken en önemli şey, gerek anne sütü alan bebeklerde, gerekse anne sütü almayıp formül sütü alan, yani mama kullanan bebeklerde yeterli beslemenin sağlanması. O yüzden annelerin en önce dikkat edecekleri şey bu çocuğun yeterli beslenmesini sağlayıp sağlayamamaları. Her çocuk doğduktan sonra ilk bir hafta içerisinde kilo kaybeder. Yaklaşık günlük %1, yani toplamda %10 kadar kaybı olur bir çocuğun. Fakat bundan daha fazla bir kayıp varsa bu çocuk beslenmesi yeterli değildir. O yüzden de bu yeni doğan sarılıklar açısından gerçek anlamda bir risk faktörüdür. Bizim uygulayacağımız tedavi yöntemlerine gelecek olursak fototerapi uyguluyoruz. Yani ışık tedavisi. Işık tedavisini nasıl yapıyoruz? Belli bir yükseklikte çocuğa belli bir uzaklıktan, belli bir mesafeden, belli dalga boylarındaki floresan lambalar, özel lambalarımız var bunun için. Bu floresan lambaların çocuğa ışıkla aydınlatılması sonucunda tedavi uyguluyoruz. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Çocuğun gözlerini kapatmamız gerekiyor. Gözlerini kapattığımız Gözler sürece herhangi bir etkileniyor mu evet ışıktan? etkileniyor. Gözler kapattıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaratmaz çocukta. Ve ışık tedavisiyle bu tedaviyi sağlayabilirsiniz. Peki tedaviye nasıl karar veriyoruz? Hangi tedavi uygulayacağımıza? Buna da kandaki bilirubin seviyesine bakarak karar veriyoruz. Mesela zamanında doğan bir bebek için ve doğum kilosu normal 2500 gram üzerinde olan bir bebek için 72 saatini doldurduktan sonra bilirubin düzeyi, kandaki bilirubin düzeyi yaklaşık olarak 17 veyahut da daha yüksek ise ışık tedavisine başlıyoruz. Fakat bu değer yine aynı bebek için düşünecek olursak 25'in üzerinde ise kan değişimi yapmamız gerekiyor. Bu kan değişimini yaptığımız durumlarda kandaki bilirubin seviyesini düşürüp sonrasında ışık tedavisine geçip o şekilde tedavisini sağlıyoruz. Evet. Peki bu tedavilerin bebeğe açtığı herhangi bir sağlık problemi olabiliyor mu? Kan değişiminin veya bu sarılık tedavisi sürecince uygulanan yöntemlerin bebeğe herhangi bir zararı oluyor mu? Şöyle, ışık tedavisinin çok ciddi bir zararı yok. Fototerapi dediğimiz, gözlerini kapattığınız müddetçe, gözlerini ışıktan koruduğunuz müddetçe herhangi bir sıkıntısı yok. Herhangi bir sıkıntı yaratmaz ortaya. Ne olabilir? Sadece basit vücudunda döküntü olabilir, bronzlaşma olabilir. Basit böyle kızarıklarıyla karşınıza gelebilir hasta. Bunları karşılaşabiliyoruz. Veyahut da hafif böyle sulu dışkılama olabilir. Bu tarz ufak tefek sorunlar olabilir ama çocuğa daha büyük ciddi sorunlar yaratmaz genellikle. Peki hocam ortalama kaç gün sarılık teşhisiyle hastaneye başvuran bebekler ortalama kaç gün hastanede yatıyorlar? Ortalamada bu çok değişiyor. Bebekten bebeğe çok değişen bir soru bu.
bebek durumuna göre değişiyor. Şöyle söyleyeyim, normal herhangi bir risk faktörü olmayan, herhangi bir alta yatan bir hastalığı olmayan bebek verdiğimiz tedavi sonrasında ışık tedavisiyle veriyorsak eğer yaklaşık 48 saat 72 saat içerisinde taburcu olacak pozisyona geliyor. Şöyle yapıyoruz, ışık tedavisini başlıyoruz. Işık tedavisinin başlama esnasında belli aralıklarla sarılık düzeyini tekrar, yani bilirubin düzeyini tekrar ölçüyoruz. Normal, sağlıklı, güvenli sınırlara geldiği zaman ışık tedavisini kesiyoruz. Fakat belli bir süre sonrasında bu ışık tedavisini kestikten sonra rebound, yani tekrar yükselme gibi bir durumu olabiliyor. Sarılık, yani bilirubin düzeyinin tekrar yükselme gibi bir durumu olabiliyor. Peki eve gittikten sonra tekrar yine yükselmesi, yine gözlerde sarılık, deride sarılık gibi belirtiler mi Evet, ortaya geliyor? sarılığın renginin koyulaşması, sarılık renginin artmasıyla oluyor. Zaten hastayı biz taburcu ettikten sonra sıklıkla 24 saat sonra tekrar kontrolü çağırıp tekrar bilirubin düzeyini kontrol ediyoruz. Yine bir rebound yükselme olup olmamasını değerlendirmek açısından. Yoksa bunları takibini yapmazsanız her ne kadar fototerapi alıp tedavi edilip normal güvenli düzeylere düşse de hastanın altta yatan başka risk faktörleri varsa hastada tekrar bilirubin düzeyinde yükselme olup ciddi yine sıkıntılı sonuçlara yol açabilir. Evet, peki hocam sarılık karaciğerle ortaya çıkan karaciğerde herhangi bir deform yani bir hasara yol açabilir mi? İleri vakalar veya çok uzun süre tedavi gören bebeklerde karaciğer hastalığı çıkma riski var mı? Ya tabii ki şöyle söyleyeyim. Uzun süre tedavi ettiniz veyahut da dirençli bir sarılığı varsa hastanın, bilirubin seviyesinde dirençli bir yükselme varsa bu hastalarda bazen karaciğerdeki bazı enzimlerin yeterli düzeyde oluşamadığı, yani doğuştan gelen bazı enzim hastalıkları, metabolik hastalıklarda da sarılık görebiliyoruz. Onları zaten uzamış sarılıklarda veyahut da patolojik sarılıklarda araştırmak gerekebiliyor. Evet. Şimdi hocam size bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle sarılık oldu bebeğimiz. Eve getirdik. Tekrar bir gözlerinde ve tekrar cildinde sarılık oldu. Yine aynı şekilde hastaneye geldik ve tekrar bebeğimizi tedavi ettirdik. Bunun tekrarlama riskinde böyle bir risk var mı bebekte? Tekrarlayabilir mi? Evet, kesinlikle tekrarlayabilir. O yüzden sıkı gözlem bizim annelerden özellikle istediğimiz en önemli şey sıkı gözlem. İyi gözleyeceksiniz. Hastada en ufak bir sarılığında, renginde koyulaşma gördüğünüzde mutlaka hekimin kontrolü gerekiyor. Her ne kadar dediğim gibi tedavi almış olsa da bu yükselebilir. Yükselmesi de riskin ortadan kalktığını anlamına gelmez, tedavi almış olsa dahi. O yüzden yükselme durumunda tekrar aynı sonuçlara varabileceğini unutmamak gerekir. Tekrar kontrol altında tutup doktora tekrar başvurmaları Mutlaka gerekir. annesine devam etmemiz gerekiyor. Mutlaka annesine devam Su etmemiz tedavisi. gerekir. Sıvı tedavisi. Sık beslenmeli. Hani anne sütünü sık almalı. En önemli risk faktörümüz bizim bu çocuğun sıvısız dehidrate kalması. Yani susuz vücudunun sıvısız kalması, susuz kalması. Su içinde anne sütü yeterli. Anne sütünün içerisinde %85 oranlarına yakın su bulunmakta. Zaten o yüzden çocuğa sadece anne sütü vermemiz Yeterli gerekli oluyor. su ihtiyacını karşılayacaktır. Hiç bu konuda ailelerin korkmasın. Çünkü en büyük korku, annelerdeki özellikle en büyük korku, sütüm yetmiyor korkusudur. Bu çocukta eğer ki anne sütü yetersiz olsa büyüme gelişmesinde, kilo almasında ciddi gerilik ortaya çıkar. Hastanın eğer yeterli kilo alımı varsa, çocuk ağlıyorsa dahi bu kilo alması yeterli olduğu sürece anne sütünün yettiğini bize gösterir. Ayrıca çocuğun günlük dışkılama sayısı da anne sütünün yeterli olacağını gösterir. Günlük ortalama kaç kere dışkılaması gerekiyor bebeğin? Ya şöyle söyleyeyim, 3 defadan tutun, günlük 16 defaya kadar anne sütüne bağlı dışkılama olabilir. Bunu iyi değerlendirmek gerekir, iyi takip etmek gerekir. Sadece kıvamını iyi değerlendireceksiniz. Altın sarı renginde özellikle olur. İlk günlerde daha koyu, siyaha yakın bir mekonyum dediğimiz bir dışkılama olabilir. Ama 2-3 günden sonra bu dışkılama tamamen normal yeni doğan dışkılaması rengini alıp yeni doğan koyuluğu kıvamına gelir. Peki sarılık hastalığında dışkı renginde değişme olabiliyor mu? Şöyle belli hastalıklarda evet kesinlikle olabilir. Çünkü bahsettiğim gibi bu risk faktörlerinde olan hastalar veyahut da patolojik sarılık olan hastalarda araştıracağımız bazı hastalıklar var. Mesela endokrinolojik olarak etki gösterebilecek hipotiroidi bizim için önemli bir sarılık etkeni. Onun dışında cerrahi açısından değerlendirecek olursak biliyer atrezi dediğimiz, yani safra kesesinin yokluğu, safra kesesi yollarının yokluğuyla giden hastalıklar olabilir. Özellikle bu hastalıklarda
gaytanın yani kakanın beyaz bir renk aldığını, akolik gayta dediğimiz beyaz bir renk, yani renksiz, hafif beyaz renkli su kıvamında bir dışkılama olduğunu, yani gaytanın sarı, yeşil rengi ortadan kalkar. Bu bizim için önemli bir bulgudur. Böyle bir durumda mutlaka ama mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Çünkü bunun hiçbir şekilde kendiliğine geçme ihtimali yoktur ve ciddi karaciğere hasar verir. Bu tip durumlarda erken tanı ve erken teşhis hayat kurtarıcıdır. Çünkü bu tip hastalar ilerledikçe karaciğere oluşan biriken safra ve bilirubin düzeyleri karaciğere hasar verir ve bundan sonraki erken tanıyla o safra yolları açılamazsa karaciğer naklinden başka bir şansı kalmaz aslında. Evet, ekran başındaki annelerimiz için de tekrarlamak istiyorum. Mutlaka bebeğinizin gözlerinde sararma varsa, derisinde sararma varsa hiç vakit kaybetmeden acilen doktora başvurmanızı öneriyorum.